Round one. Fight. Şimdi iki kartın karşı karşıya gelip kapışıp birbirinden üstün hale gelmesi için sadece 2023 yılında FPS karşılaştırmak büyük hata. Saf kas gücü artık bitti. İşin içerisindeki teknoloji, soğutma, en önemlisi stabilizasyon dediğimiz olayların artık ön planda olduğu, birbiriyle kapışırken kardeş sen 300 FPS verdin, ama ben 330 verdim değil. O yüzden bu durumlar olayları farklı yerlere çekiyor. Bu videoda ise sizlere adeta AMD'nin kalesi konumunda olan Safir'in yeni geliştirmiş olduğu RX 7900 XT X Nitro Plus Vapor X ekran kartı incelemesi ve en yakın rakibi kimse onunla kapışmasını göstereceğim. Videonun sonunda ise az önce konuşmuş olduğumuz kısmı tekrar konuşuyor oluruz. İlk önce fiyata bakalım. Bu Arkadaşım piyasadaki rakibi direkt RTX 4080. Fiyat karşılaştırması yaptığınız zaman bugünkü kurla en düşük 4080'e 25.599 TL'ye alabiliyoruz. 7900 XTX ise 20 GB versiyonu var 28.556 TL'ye satılıyor. Benim incelediğim en üst seviye olan Vapor X modeli ise 31.152 TL. Kartın uzunluğu 31.5 cm genişliği 12.5 cm. Kalınlığı ise tam 7 cm'e tekabül ediyor. Ağırlık olarak da biraz oh dediğim 1 kilo 948 gram. Hafif olmadığını söyleyebiliriz. Slotta altına destek şart. Ortalama 2 kilo ağırlığa sahip olan bu kart tasarımsal açıdan şöyle karşıdan baktığınız zaman sade bir görünüme sahip. Premium bir hissiyat ve profesyonel olarak görünüyor. Bu konuda tartışabiliriz. Bana geçen hissiyatını söylüyorum. Burada problem Nvidia gibi AMD yeni pin yapısına geçmedi abi. Ben geçmesini bekledim açıkçası. Çünkü üst seviye kartlarda 3 tane yan yana pin demek ayrı ayrı 3 tane kabloyu oraya takmak anlamına geliyor. E bu da görüntü açısından bizlere güzel şeyler anlatmıyor haliyle. Toplamda güç kaynağımızdan 3 pin ayırdıktan sonra 24 tane pinle bu ekran kartını beslemeniz lazım. Yani açıkçası yeni serilerde bu pinlerin bence olması lazımdı. Ama görüyoruz ki AMD bu konuda biraz daha garantici. Yeni pin demek, yeni tasarım demek. Yeni tasarım karşımıza neler çıkacak soru işaretleri. Invidia bu konuda problem yaşamış hatırlarsanız. O pinlerin güç beslemesinin olduğu yerdeki lehimler atmış ve yanan ekran kartları da karşılaşmıştık. Arka plate'te de yine ön tarafın tasarımını tamamladığını söyleyebilirim. Genel olarak görünüş hissiyatını beğendiğimi vurgulamalıyım. AMD'nin Nvidia'dan daha iyi oldu bir detay paylaşayım sizle. VRAM net abi. VRAM yani. Nvidia maalesef yıllardır bu konudaki cimriliğini hala atlatabilmiş değil. Günümüz 2023 yılında görebiliyoruz zaten. Rakip olarak gösterilen RTX 4080 ekran kartında 16 GB VRAM var. Bu kartta ne var? Ya Uğur gülüyor oradan ölüyor. 24 GB var ya. 16 GB nerede? 24 GB nerede? Allahını seversen. Yani arada resmen 8 GB kaynamış. 8 GB bir, bir ekran kartı kayıp ortada. Ayıptır be kardeşim. Ayıptır ya. Koysana şu kartta da VRAM. Ölür müsün yani? Fanların çerçevesindeki bu alanlar sert plastik değil, metal. Kartın ağırlığı o 2 kilo dediğimiz kısım aslında biraz da buralardan geliyor. Arka palet yine aynı şekilde metalden tasarlanmış. Ayrıca arka tarafta 3 kademeli BIOS switch mevcut. Üzerindeki pini sola doğru ittirdiğiniz zaman performans modu ilk kademe veya ikinci kademe geçebiliyorsunuz. 3 fanlı kart Velocity fan tasarımına sahip. Bu Safir'e ait. Böyle bir isimlendirme yapmışlar. Fanlar biraz böyle elmas kesim gibi duruyor. Yük altında kaç desibeliğe kadar çıkabiliyor? Bence bu önemli ona bir bakalım Ufak ufak kartın performans testlerine başladım. İlk önce AMD Radeon Software yazılımından karta bir overclock performansı için artışlar yapıyoruz. Burada benim girmiş olduğum değerlere göre ne kadar FPS alabileceğiz benim için bu önemli. Ama FPS'ten ziyade stabilizasyonunda da kalması lazım. Hemen ardından ise yapmış olduğum overclock performansından sonra ne kadar wattlık bir güç harcamışız. Yani aradaki overclock'tan önce ve overclock'tan sonra kısmında arada ne kadar watt eklenmiş. Bu kritik bir önem taşıyor. Yaptığım overclock'tan sonra kart birkaç denemeden sonra stabil çalışmaya başladı. Sol ve sağ taraflarda da before after gibi değerleri yerleştirdim. 2954 MHz frekansında çalışan kart minimumda 170, ortalamada 185, maksimumda 235 FPS'e ulaştığını görebiliyoruz. Stok Frontaldeki soldaki görüntü ile aralarında 5, ortalamada 4, maksimumda 33 FPS var. Der mi derseniz değmez. Sebebini açıklayayım. Ben overclock yapmaya karşı değilim. Kartınız veya işlemciniz performansı yatkınsa ve bunu kaldırabileceğini düşünüyorsanız yapın abi. Hiçbir zararı yok. Fakat az önce belirtmiş olduğum 5-10 FPS aldığımız hız aşırtma esnasında watt artış olayı geçersiz veya gerek yoka çıkıyor ister istemez. Overclock'tan önce masa üstünde 101-104 watt arası çalışan sistem üstüne 18-20 watt daha eklemiş durumda. Stok haldeyken AMD kartlar için konuşuyorum. 100 watt bile şu anda fazla. Masa üstünde duruyorsunuz boşta ya. Kart boşta çalışıyor. Hiçbir şey yapmıyorum ve 100 Watt. Açık konuşmak gerekirse burada AMD biraz daha Nvidia'ya göre fazla güç tüketiyor. İşin bir de FSR açık kapalı tarafı var. FSR güncellemeleri sayesinde ekran kartları oyunlarda daha fazla FPS veriyor biliyorsunuz. Ancak AMD'nin henüz bu konuda tam anlamıyla hazır olduğunu düşünmüyorum. Biraz burada Nvidia'yı geriden takip ediyor. Çünkü FSR desteği hatırlarsanız DLSS'ten sonra çıkmıştı. Bu normal. Horizon 5'teki plakalı kısmına yaklaştığımızda uzaklara gitmeden görüntü bozulmaları birazcık fark edebiliyorsunuz. Araç hareket etmeye başladığında ağaçların dalları, yoldaki desen, ince çizgilerdeki bozulmalar göze çarpmaya başlıyor. Ancak FSR 2.2 güncellemesi biraz daha işleri düzeltti diyebilirim. Ama günün sonunda yorumum şu, FSR'ın birazcık daha yolu var. Bu test ekran kartını %100 yük altında kullanılarak 10 dakika boyunca sıcaklık performansını sağlıklı bir şekilde görmemizi sağlıyor. Sol üstte GPU Memory ve Utilization %100 kullanırken dakika 9'da 61 derece sıcaklık görüyorum. Maksimumda gözünüzü çarptı mı bilmiyorum ama 63 dereceye kadar tırmandı. Bu esnada fanlar kartı soğutmak için 1669 RPM'de çalışıyor. Burası önemli bir mesajın olduğu bölüm. En fazla ise 1763 RPM'i gördü. Totalde bu ekran kartı %100 fan hızına çektiğinizde 3267 RPM'e kadar çıkabiliyor. Yani aslında şu anda yarı performanslı çalışan fanlar sonuçlara göre çok değerli. Sendikteki testlerden biri olan TimeSpy Extreme 4K çözünürlükte kartın performansını test edip bize bir sonuç verecek birazdan. Tabii ki diğer kartlarla da karşılaştırmamız lazım. Kart stokta 13.359 genel skor, 15.178 GPU skoru elde edebildi. Benim burada ihtiyacım olan tabii ki GPU skoru takdir edersiniz ki. RTX 4080'in 1002 puan önünde tamamlayan kart aslında 4090'ın hemen altına yerleşerek ikinci sırada kendisini gösteriyor. Ama 4090'la aradaki performans farkına baktığınız zaman rakibinin 4090 olamayacağını görebiliyorsunuz. Net. XT versiyonu ile ise aralarında 2518 puan fark var. Optimizasyon problemleriyle uzun süredir baş ettikten sonra biraz da toparlamaya başlayan Battlefield 2042 sistemleri yoruyor. Bu bir açık açıkçası. 4K çözünürlükte 7900XX, 118 ortalama, 143 tepe noktası ve 94 minimum erişiyor. RTX 4080 aslında ortalamada 3 FPS kadar geçse de tepe noktasında 7 FPS var. Safkas gücünde Apex Legends her iki kartta da adeta bir FPS banyosu yaptırıyor. Çünkü 194 ortalamaya sahip olan XX 4080'in ortalamada 28 FPS kadar önünde. Birazdan FSR ve DLSS işleri karıştıracak. Onları açmaya başlayacağım. Ancak yine burada saf kas gücünde Rainbow Six her iki kartta da daha iyi sonuçlar verdi. 221 ortalama sahip olan 7900XX RTX 4080'in 12 FPS kadar ilerisinde. de biliyorsunuz ki DLSS ve FSR desteği var. Ancak ben bilerek açmadım çünkü RDR saf kas gücünde 4K ultra ayarlarda ne yapabiliyor? Sistemleri gerçekten zorlayabildiği için herhangi bir ayrımlaştırıcı yazılım desteğini ilave etmeye ihtiyacı duymadım. Benim için burada vereceği saf değerler daha değerli. 132 ortalama sahip olan 7900 XX RTX 4080'in 12 FPS kadar önünde. Ancak tepe noktasında ara biraz daha açılarak 13 FPS'e kadar tırmanmış. Burada şimdi işler Vallahi karışıyor. DLSS 3.0 desteğini alan Forza Horizon 5, FSR 2.2 sürümünden daha iyi sonuçlar vererek stokta 130 ortalamaya sahip. 7900 XTX'in 14 FPS kadar gerisinde kalırken DLSS 3.0'ı açtığınız anda 84 ilave FPS yapıyor ve bu kartı 214'e kadar çekti. Bu sayede 5 FPS kadar RTX 4080 XTX'i geçmiş durumda. Tepe noktası ve minimumda da sonuçlar değişmemiş. Aynı senaryo F1 2020'de geçerli olduğunu söyleyebilirim. Orada DLSS 3.0 var. Aslında DLSS 2 olsa FPS farkıyla belki öne geçemeyebilirdi. Ancak DLSS 3.0'ı ya bana atmıyorum. Ortalamada 190 al RTX 4080 aslında 7900 saf safkas gücünde de geçiyor. Fakat FSR ve DLSS karşılaştırmasında 225 ortalamaya çıkan Safir 4080'in 34 FPS kadar gerisinde. I know how it works. Darafor için ortalık daha da karışmış durumda. 355 Watt güç tüketen 7900XX FSR kapalı iken 86 ortalamaya sahip. 4080 ile kafa kafaya. FSR açınca 132'ye çıkıyor. Eyvallah abi üstüne 46 FPS ekledi. Ama 4080 ortalamada DLSS 2.3 sürümü ile beraber 3 FPS kadar geride tamamlıyor. Burada da DLSS 3 olsa yine tablo F1'deki gibi benzer olacaktı. Olaylı oyun Cyberpunk 2077'de tablo birazcık tersine dönüyor. DLSS 3.0 desteği var orada çünkü. FSR ise henüz 2.1 versiyonunda. Saf kas gücünde 81 ortalama ile 13 FPS önünde tamamlayan 4080 DLSS açıldığında 148 ortalamaya kadar çıkıyor. 7900 x ise 120 FPS ile ortalamaya sahip. Ghostland'ı yeni aldım. Biraz böyle alışma sürecim var ama şunu söyleyebilirim kartları hiç zorlamıyor. Hafiften popülerleştiği için de testlere eklemeye çalışıyorum. FPS konusunda da optimizasyonunda da sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. 7900X8 burada 139 ortalama ile testi tamamlarken 4080'in 17 FPS önünde. Henüz tam olayları çözemediğim bir oyun. Biraz FPS konusunda da cimri olduğunu söylemeliyim. 4080 burada X sıraya çıkarken ortalamada 7900 XTX'in 10 FPS kadar önünde. Aynı cümleyi minimum ve maksimumlar için de kullanabiliriz. Popüler FPS oyunu Valorant. Evet bu oyunda grafik ihtiyacımız yok. İşlemci tabanlı bir oyun ve ne kadar çok işlemciniz güçlüyse o kadar fazla FPS'e katkısı oluyor. Ancak Ryzen 7900 işlemcisiyle ile iki ekran kartını da kombine ettiğimiz zaman FPS'ler birbirlerine çok yakın. 7900XX biraz daha güç harcayarak 704 ortalamaya sahip. 1080p tabii ki bu çözünürlükler. Bu performans testlerinden sonra yaptığım bütün değerleri tek tek kağıda not alıyorum. Safari RX 7900 XX Vapor ekran kartı soğutma konusunda net bir şekilde söyleyebilirim ki çok başarılı. 2 kilogram ağırlık sadece alüminyum kaplamadan gelmediğini buradan anlayabiliyoruz. İçindeki soğutucu bloklar da ciddi manada destekçi. Buradan da sonuçlarını görebiliyoruz. Ki Red Dead Redemption 2'de en yüksek 66 dereceyi gördüm. Minimumda ise 54 derece. Diğer oyunlarda da 63 ve 62 derece tepe noktalarında gezen sıcaklıklar yine minimumlarda 56 derecelerde. Final kısmına geldik. Burada en en başta ne konuşmuştuk? Bazı şeyleri sonda konuşacağız diye. Şimdi o bölüm burası. Sapphire RX 7900 X güçlü bir ekran kartı. Evet, aldığınızda bir performansı ve gücü hissediyorsunuz. Ancak burada ben ne kadar güç tükettiğini de tek tek not aldım. Bunun en şiddetli örneğini God of War'da 584 watt ile beraber görebiliyoruz Bu sadece ekran kartının değil, dikkatinizi çekeyim. Tüm sistemin çektiği güç değeridir. Yanlış anlaşılmasın. Yani işin içerisinde Ryzen 7900 işlemcisi ve diğer donanım birimleri de var. Bu tabloya göre ortalamada 5 530 ile 540 wattları hemen hemen her oyunda görüyoruz. Minimumda da Valorant var. Hemen arkasında Ride 4 502 watt ile sistemi izliyor. Yani şunu söyleyebilirim ben istesem Vapor X'li bir ekran kartı ve Ryzen 7900 işlemcili sistemi 650 watt güç kaynağına beraber çalıştırabilirim. Ancak bunun için tavsiyemiz 750 wattın altına çok inmemeniz. Umarım açıklayıcı ve detaylı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like butonu kenarda gerçekten bana büyük destek oluyor. Oraya tıklayabilirsiniz. Şimdi burada sizin de fikrinizi öğrenmek istiyorum. safirin 7900X'e istediğimiz Vapor ekran kartıyla alakalı siz performansları soğutmayı ve detayları nasıl buldunuz? Ayrıca şunu söylemem lazım. AMD yazılım konusunda hala istediğimiz seviyelere ulaşmış değil. Nvidia tarafında bir stabilizasyon söz konusu ama AMD kartlar çok güçlü olmasına karşın insanların kafasında şu soru işareti var hala. 2023 yılındayız abi. Atman mı acaba? İşte ne bileyim kartın yazılımında bir sıkıntı olabilir mi acaba? Çünkü ben buna bir 31.000 TL para vereceğim. Çok büyük bir rakam benim için. Net olmam lazım abi. Bana karşı AMD'nin net olması lazım. Son kullanıcıya karşı net olması lazım. Yazılım ekibinin önceden Nvidia'nın yaptığı gibi gerekirse değiştiriliyor olması lazım. Ve bunun artık komple çözülüyor olması lazım. Yazılım konusunda bir sıkıntı görmek istemiyor insan. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki ekran kartı incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.